Sokrates'e hoş geldiniz. Biz Bize programımızda yeni bir bölümle daha sizlerle karşı karşıyayız. Tabii ki yeni bir bölüm çekiyoruz. Neden? Ee, hem yoğun bir yaz geçti. E, bir böyle bir üzerine konuşmak isteriz ama asıl tabii ki yeni sezona giriyoruz. O yüzden Can Öz ve Övünç Özlem e, ve bendeniz Can Erener. Sokates'teki işte yakın zamandaki gelişmeleri bölümümüzde neler bizi bekliyor diye biraz konuşmak istedik aslında. O yüzden toplandık. Ee, Övünç öncelikle bir hoş geldin demek isterim. Hoş geldin abi. Nasılsınız? Yani Sokates'e zaten hoş gelmiştin. Nasılsınız? <laughs> Sokrates zaten hoş gelmiştin. Hani Aynen. Hani bir süredir. Buradaydık. Hatta harika Mas, Şubat beri. Euro yayınları oldu gerçekten. Evet, oldu, Hatta Euro'da ee, ilk defa ekran önünde seni gören bir alan insan. Guten Morgan altında ya Öğünç Özden de Sokrates'e katılsa çok iyi olur falan gibi <laughs> evet, çok yorum vardı. Bunu halledemedik. Aylardır. <laughs> evet, evet. Yoksa Şubat'tan beri tabii buradayım ama şimdi artık e, Sokrates YouTube kanalının yeni yönetmen olarak da e, yeni bir e, ünvan da var, Biz bir görev de başlıyoruz. var, misyon da var. O yüzden o anlamda da hoş geldin, tebrik teşekkürler, ederiz teşekkürler. diyelim. E, peki nasıl başlayalım? Aslında bir genel stratejiden bahsedelim. Nasıl e, çünkü bir Sokak neler oluyor? Nasıl yani bir genel olarak bir neler oluyor? Konuşmak isteriz. Zaten. Ben yönetici özeti vereyim mi? Lütfen abi. Çünkü tamam, hani abi. burada asıl bahsetmek istediğimiz bir stratejik tamam. e, odaklanma var. Senin özellikle de e, altın çizmek istediğin konular var. Tamam. Onun üzerine konuşalım. Hep Belki de, ileride TED'den de konuşmaya çağırırlar. Öt sözüyle. <laughs> aforizmalarla dolu bir yönetici konuşması yapacağız. Şey. Yok yok. İstihbarım var. <laughs> <laughs> ya şeyi anlatmak <laughs> lazım. Bu bence önemli ve yani anlatabileceğimiz bir sürü şey var. Zaten madde madde zaten sen bizi yönlendirirsin, hepsini yayınlarız ama tabii. esas mevzu tabii yayın yönetiminin de içinde olduğu sürece kaydırıp övünçe paslayayım, yayın konusunu biraz konuşuruz. Biz bu seneyle ilgili planlamaya geçen senenin sonunda işte hep beraber çalışırken başlamıştık, Kasım gibi ve burada aslında anlatmıştık da biraz, ilk defa hani spor medyasında hiçbir kurumun aslında kar etmediğini fark ettiğimiz hı hı. ve bunu nasıl içinden çıkacağımızı aradığımız dönemin sonuna geldiğimizi söylemiştik. Yani artık Sokrates evet. hani kendi içinde karlılık sorununu çözen bir kurum olduğunu ve bunun sonuçları olacağını söylemiştik. Şimdi bunun iki türlü sonucu olabilir. Bir tanesi çok hızlı büyüyebilirsiniz. Agresif hamleler yapabilirsiniz. Biz bunu tercih etmedik. Ee, yani genişlemeyi tercih etmedik. Genişlemeyle kastımız işte daha önce yaptığımız gibi işte Rival gibi app çıkarmak veya işte sokak network kurmak veya yeni insanlar katmak ve geliştirmek bir alay program sayısını öyle arttırmak gibi şeyler. Bunu tercih etmedik. Bunun yerine eee zaaflarımızı, sorunlarımızı, e, eksiklerimizi tespit edip bir derinleşme çalışması yaptık. Bu derinleşme çok fazla şey içeriyor. İçerdiklerinin bir tanesinin içinde oturuyoruz zaten şu evet. an. Stüdyoda derinleşmiş durumda. Stüdyoda derinleşmiş durumda. <laughs> en önemlilerinden bir tanesi ama tabii aşamalardan bir tanesi de yayın yönetiminin genel olarak yapılanmasıydı. Yani yayın yönetmeni sevgili Uğur Ozan'a bu arada buradan teşekkür edelim. Çok zor bir dönemde, çok zor bir senede görevi üstlendi. Spor medyası için geçen sene özel olarak bütün medya mensupları için çok zor bir seneydi. Şimdi yeni bir göreve yelken açıyor Uğur Ozan. Kendisi zaten zamanı gelince açıklayacaktır. Bununla beraber de epeydir beraber çalıştığımız sevgili Övünç görevi devre almış oldu. kendisine sözü teslim etmeden hemen ben yayın yönetimi dışında da yayın yönetimindeki yapısal değişikliklerden Hı. birazcık kısaca bahsedeyim. Tamam Sana atayım pası sonra yayın programı ile ilgili artık orada söz sende oldu zaten. şunu da söyleyeyim bir kere. Eee yayın yönetiminin organizasyon yapısını, görev tanımlarını, yetki onay süreçlerini, bütün yapısını Biraz revize ettik ve rafine ettik diyebilirim. Bununla beraber yeni pozisyonlar doğdu. Bunlardan bir tanesi sevgili Canberk'in terfi ettiği ve geçtiği yayın ve içerik planlama koordinasyon birimi. Bir diğeri Aras'ın geldiği sosyal medya ve planlama koordinasyon birimi. Bir diğeri çok önemli, prodüksiyon tamamen ayrıldı gen yönetiminden. Zor bir süreçti zaten. Yeni yönetmeninden biz oturup hem süreçleri yönetmesini beklerken hem Tabii. de işte ışık ısısı, kelvin veyahut da işte lens ayarları veya set ayarlarını bilmesini bekliyorduk. Bu sağlıklı bir yöntem değildi. Gereksiz ve haksız bir yük bindirmiş oluyorduk. İki kanalın çekimlerini koordine etmek açısından da şimdi pratik olacak. Onu da ekleyeyim hani istedim. Öyle. Çünkü Kesinlikle. o da önemli. Doğru. Bir yerde toplanması merkezde. Kesinlikle. Dolayısıyla ben bunu uzatmayayım. Prodüksiyona apayrı bir departmana dönüştü. Hı -hı. Ve biz bütün bunları yaparken aslında e, izleyicinin çok somut olarak görmeyeceği ...bir takım temel şeyler hedefledik. Yani akışkanlığı arttırmak ve en kötü günümüzün, en en kötü günümüzün bütün sene içinde tabanını biraz daha yukarı çıkarmak da hedefimiz. Bunu başaracağımızı tahmin ediyorum. İzleyicide bunu belki, umuyorum ki zamanla, e, kaliteye dair görüşünün biraz olumlu yönde seyretmesi halinde yaşayabilir. E, ama bununla beraber tabii en kritik değişiklik haliyle e, Sevgili Övünç'ün aramıza katılması oldu. Önümüzdeki sene yayın programı konusunu artık ben zaten direkt topu sana atayım abi. Aslında burada bir genel derinleşmeden <laughs> ve köklerin sağlamlaşmasından bahsediyoruz. <laughs> i̇şte her alanda hani böyle açılmadan var olduğumuz yerde daha Hı -hı. kökleri sağlamlaştırmak. Öyle. Aslında YouTube'da da benzer bir görüntü var diye e görüyorum. Ya doğrusu konuşuyoruz evet, zaten. Evet. Oradan pas atmış olayım. Ee, tekrardan neler bekliyor bizi? Hazır tam da yeni yayın dönemine gelmişken. İnsanların alışkanlığı olan niye izliyoruz. Neden abone olduk? Neden izlemeye devam ediyoruzun temel taşları e devam ediyor. O programlar artık insanların program isimleri üzerinden YouTube'da arama yaptığı e isimler, programlar devam ediyor. E <laughs> Londra Merkez, Karşı Karşı'ya, Tardin Büfe e, ve Amerikan Mutfak. insanların tabii ki yıllardır izlediği, artık kanıtladığı programlar. Burada sadece e, değişiklikler var tabii, onlardan birazdan bahsedeceğim. E, olmama ihtimali olan programlar vardı Karşı Karşı'ya ve oyuna devam. Neden? Çünkü Mehmet Demirkol'un, Mehmet abi'nin yer aldığı programlardı. <laughs> Avrupa Şampiyonası'nın artık son günlerinde hem o bir yılın e, yıpranmışlığı hem de orada Mehmet abi üzerinden haksız çıkarımlar yapılarak biraz tadının kaçırılması üzerine Mehmet abi ciddi ciddi artık hmm. mesleği bırakabilme durumuna geldi. Çünkü YouTube'dan evet ben artık YouTube bırakıyorum. Televizyona geçtim. Gazetede yazı yazacağım. Öyle bir durum yok. Tamamen bırakacaktı. Çünkü tekrar başka bir mecraya geçme isteği yoktu. Ama şampiyona sonrası sanırım düşündü. Ailesiyle de görüşecekti. Onunla görüşmeleri de yaptı. İlk programı çektik. Pazartesi günü karşı karşıya yaptık. Televizyona geçme fikri yok olmasına rağmen sen o arada televizyonlardan ona gelen teklifleri duydun mu? Biliyorum söyledi ama tam detayını konuşmadık. Abi detayını biliyorum ben. 3 aylık kanaldan gelmiş. Hı -hı. Öyle böyle rakamlar değil öneriler rakamlar. Yani televizyonlar çok istiyor Mehmet abi. İyi, Avrupa Şampiyonası döneminde de e, bazı taleplere tanık ettim ama tabii ki Hı -hı. Mehmet abinin isteği dijitalde kalma yönündeydi. Karşı karşıya devam ediyor. Doğal olarak oyuna devam da devam ediyor. Ee, diğer programları tek tek herkesin zihnindedir. Buranın temel taşları, o, o kültürü oluşturan, Sokrates'in ne anlama geldiğini bir şekilde ifade eden programlarda devam etmeye da sürecek. Bahsettiğiniz derinleşme hı. biraz da o. Tabii. Yani. Hem hem programlar hem ekran yüzlerinde bir değişim yok hatta. Yok. Yani evet. Eklenme durumları olabilir. Olacak, evet ama hı hı. şey önemli tabii. Yani Bugün spor medyasına baktığımızda aslında çok yoğun bir döneme girdi. Hı hı. E, yeni medyada spor yayıncılığı. işte birkaç tane televizyon kanalında da bu konuda girdi. <laughs> e, yeni yatırımlar var. Yeni girişimler var. Ama bunlarla beraber e, hiçbir spor e, medyasının kadrosu geçen seneyle aynı değil. Bu sene. E, kolay değil çünkü devam ettirmek. Evet. Tabii yayın politikalarını devam ettiriyorlar. Değerli işler yapıyorlar ayrı. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Ee, bu ekibi, bu kadar geniş ve değerli bir ekibi e, devam ettirmek, tutmak, <laughs> hepsininle kontratları yapmak, anlaşmaları yapmak, ki Nisan'dan yapmıştık. Hı hı. E, bu da aslında derinleşmenin bir parçası. Ee, ve çok kolay bir şey değil aslında. E, değil tabii ki. Çünkü gelen teklifler insanların kendileri evet. üzerinden yaptığı çıkarımlar. Bazen farklı talepler üzerinden tercihleri olabiliyor ama e, Sokates üzerinde olmadığı yeni programlar var. Ergin Keleş e, yıllardır futbolu bırakması için kendisine çeşitli baskılar yapılan <laughs> e, Maneviyatını etkileyerek futbolu bırakmasını sağlamaya çalışılan bir isimdi. Sonunda bıraktı. Bizim tehdit mesajlarımız da çok yoğundur kendisine. Saat Yıllardır... gece 03 bıraktım mı? <laughs> aynen bıraktım mı? Mesajlar. E geliyor musun artık yeter. Bunu söylememizin <laughs> sebebi de çünkü yakın arkadaş çevresi de artık Ergin'in <laughs> <Aynen>. son dönemine <laughs> istinaden bıraktı. Hani rahat rahat oturalım. Çünkü Ergin konuşması, muhabbet etmesi uzun uzun detaylı konuşması iyidir. Onu istiyorlardı biraz. Sonunda bıraktı ve artık Sokates <laughs> bünyesinde ilk programda atom olacak. Erhan'la beraber Arhan'ın konu olarak başlayacak. Daha sonra hatıra defterine konuk olacak. Ardından da gündemi her hafta yorumlayacağı sadece futbol değil, bazen sanat, bazen belki siyaset. Farklı alanlara konu. merakı var çünkü. onun. Var, farklı evet, alanlara merakı var. Okuyup yani, yani yazdığına bakılacak olursa edebiyatta konuşabilir belki. E tabii ki kitabı üzerinde. yazmış ya, yani. Evet, düşünürsek de konuşacaktır büyük ihtimalle. Hmm. Çünkü e, derdi olan biri o konularla hmm. ilgili. Bir de yanlış banttan çıkan bir. Ya, iyi okuyan arkadaşlar. birinin yazdığı belli oluyor kitap okunduğunda. E, tabii. Ya Ya yazdığı kitabı da hemen anlıyorsunuz zaten. Yani bana çok dosya geliyor çünkü. Ve böyle üç cümle okuduğum zaman zaten o yazarın aslında hiç kitap falan okumadığını hemen anlıyorsunuz. İlk iki üç cümlelerinden. İlk değil ama bir iki üç cümlede anlarsınız. Ha. Yani. Bir de bu kadar egosantrik, var. Bir, bir dünyada hele spor dünyasında ee, nasıl yıldız olunmaz diye yazması inanılmaz. Olağan bir kitap. Yani. Öyle. Çünkü Öyle. genç yaşlarında çok büyük bir yetenek. Evet. İşte evet. dünya lise şampiyonluğu, altı yaş gruplarında çok özel bir golcü. Sonradan kariyeri tam istediği gibi gitmiyor. Onu o kadar güzel anlatıyor ki hı hı. başka buradaki futbolcu adaylarına inanılmaz bir patika da çiziyorlar, yol haritası da çiziyor. Evet. O yüzden burada anlatacakları da çok kıymetli olacaktır. yani. Orada kitapta anlattıkları var ama sonuçta bir sürü detay hikayesi var, başka şeyler var. Başka konulara bakış açısı da bence önemli. Yani... Bir de gündemi değerlendirmesi de güzel oluyor. Hem öyle hem bir de yani. kitapta yazdığı şekli kendi tarzı ve haliyle ifade etmesi, onu evet. kelimelere döküp ekranda Kesinlikle. söylemesi daha akılda kalıcı, daha Kesinlikle. yararlı olabilir. Yanlış banttan çıkan bir oyuncu, <laughs> futbolcu son dönemi göz önünde bulundurursak son 20-30 yılda umarım o bant doğru bant haline gelir. Neyse, oralara girmeyelim, <laughs> devam edelim. Uluslararası bir projemiz var. Uzun süredir görüşmeleri yürüttüğünüz ve gerçekten tam olarak resmileştiğinde ve biz bunun duyurusunu yaptığımızda heyecanlandıracak bir proje. Detaylarını evet. söylemiyoruz çünkü anlaşma aşamasında. Evet. Eğer problem olursa sözleşmelerde ciddi bir çünkü proje olacak, ciddi bir uluslararası proje olacak. Hani alelade bir şekilde uluslararası bir proje demiyorum. Gerçekten uluslararası bir proje. Ama anlaşmalar son anda iptal olur ve olmaz ve gerçekleşmezse mahcup oluruz. O mağcuplukta yaşamak istemiyoruz. Abi olduğu gibi zaten yetiştirir, duyururuz hemen. Aynen. Çok Aynen heyecan verici. Yak ne kadar? Beş aydır falan çalışıyoruz üstüne galiba. Doğru. İnsandan beri beş ay oldu. İnsandan oldukça. beri. Artık dün ve bugün biraz hmm. rayını oturdu. Evet. <laughs> rayını oturduktan sonra zaten eğer resmi <laughs> hale gelir anlaşmalar imzalanırsa bildirimlerinizi açın. Instagram, YouTube, Twitter her yerden karşınıza çıkacaktır. Çıkar. Neden bahsettiğimiz bu uluslararası projenin ne olacağıyla ilgili. <laughs> Ee, eklenmeler olacak sezon boyunca da. Çünkü yaşayan bir organizma. Sürekli yeni projeler oluyor. Eski projelere farklı hale gelebiliyorlar. Ee, bazı eklemeler çıkarma ol olabiliyor. Çünkü biraz da o yolda gördüğümüz şeyler de oluyor. O yüzden yine heyecanla beklediğimiz sezonun ilk haftası geldi. Biliyorsun bizim programa yeni bir önerisi var. Sana sorular hazırladım diye. Sana sorular hazırladım. <laughs> evet. Ama artık istiyorum. değiştirdim. Sana sorular sorduk. <laughs> Avrupa'dan yeni adı. İnanılmaz yani, bir sor. ekipsiniz siz ya. Sıkça sorulan <laughs> soruların adlarını değiştiriyoruz sürekli ama tabii sıkça sorulan sorular ve geneleler. Bu arada genelelerden bahsetmişken Uğur Ozan'ın Iı, yayında da da ekranda da bazı ıı, projelerde dahildi. Bunlardan biri Eurostep. Eurostep artık ıı, Caner'in sunumuyla gerçekleşecek. E, Caner artık orada yer alacak. E, sıkça sorulan sorular yine sende zaten hmm. abi. Ona eklemek istediğim bir şey var mı? Fantazide de bildiğim kadarıyla Ali Konovic gelecek. Değil mi? Ali, Ali Konovic geliyor. Yani. Urozana buradan sevgiler bu arada. E, sonuçta Sokates'in e, temel ekibinin üyesi aynı zamanda uzun yıllar görev yaptı. Hmm. <laughs> Tabii ki hep söylüyoruz. Bizde teması olmuş, bizde burada emek vermiş herkese sonuçta organik bağ devam ediyor. Tabii ki her de, zaman. Ee, ve bizde de tabii ki her zaman temasta olacaktır. Yani hatta yeni e, kurumundan... Ayrıca ben de teşekkür ediyorum bütün emekler için. çok önemli, çok kıymetli. Yeni kurumundan izin alabilirsek belki e, ar arada haftalık fantaziye... Neden olmasın? Artık konuk olarak tabii. Neden olmasın? E, <laughs> alabiliriz, çok güzel olur. Evet. Harika olur. Haftalık fantezi devam ediyor. Şu anda Orkun'la, Orkun, Orkun Çolakoğlu'yla, Ali Konev için eee sunumuyla devam ediyor. Neslihan edeyim. devam ediyor. Onu söyleyeyim de o Tabii önemli ki. çünkü ekran Devam olarak. ediyor. Avrupa yani. son olimpiyatlarda hı. maçlardan önce sonra yaptığı yayınlar yine Emre oldu aynen. Kendini e, ve durumu çok yalın şekilde anlatışıyla o evet. kaptanlığını ekranda taşımasıyla herkesin tekrar e, izlediği ve gördüğü bir isim. Hı. Zaten kaptanın dünyada olması onun kapıdan içeri girdiği anda verdiği enerji çok iyi. Çok ya. Böyle bir sporcunun evet varlığı gerçekten çok iyi. Ya çok bu arada ekran yüzlerimiz bütün bahsettiğimiz isimler sonuçta hem burada çekimler olacak hem de aslında daha fazla canlı yayınımız olacak değil evet. mi? Devam edecek. Bu stüdyoların aslında bir anlamı da bambaşka açılardan, bambaşka farklı programlara yansıtma şansımız evet. olacak. Stüdyonun detaylarına geleceğiz, setlerin Tabii. ama oraya gelmeden istersen canlı yayınlardan da bahsedebiliriz. Bahsedelim. Şampiyonlar lokali ve maç çıkışı artık canlı olacak. Bu artık sadece temsilcilerimizin yer aldığı maçlar ve o günler için değil, diğer yer almadıkları maç günlerinde de maçın ardından, son maçın ardından hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi maçlarının ardından burada arkadaşlarımız son maçın bitişinin ardından canlı yayında izleyicilerimizin karşısında olacak. Yani Türk takımları veya değil, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, Konferans Ligi maç günlerinden sonra canlı yayın olacak program. Tabii ki. Sen sonuçta burada aslında bu programlar ya banttan olacak ya canlı olacak diye tutarlı evet. olacak diye bir karar verdin ve bunu yürütüyorsun aslında. Evet. Ee, ama diğer yandan şimdiye kadar reaksiyon videolarıyla bir takım maç çıkışlarını banttan yayınladın. ya Burada tabii bazı izleyiciler reaksiyon gösterdi, hı hı. E bunun bir sebebi var ama belki en azından bunu açıklık kavuşturmak lazım ki kafaları karışmasın. Açıklayalım, şu anda içinde bulunduğumuz stüdyo yeni yapıldı. Yani hı hı. yaklaşık 3-4 gündür artık tam olarak hazır hale geldi sesi, hı hı. ışığı, dekorları o yüzden farklı bir stüdyoda, fiziki olarak da farklı bir yerde yapmak zorundaydık. Onun da canlı yayın operasyonu çok kolay olmayacaktı, Doğru. orada yaşayacağımız bir problemi bantta yaparak, Töler edelim, banttan yaparak töler edelim'e yönlendirdik. Daha mantıklı oldu. Bir de sonra hemen olimpiyat canlı yayını yapıyorduk. Sıkışmasın o da vardı. De uğraştık çünkü. Her gece 12'de olimpiyat ya. canlı yayınları vardı. Onun sıkışması ve tamamen bilmediğimiz stüdyo. Yani evet. e, her şeyle bilmediğimiz bir yer. O bizi zorlayabilirdi. O yüzden reaksiyonları Anten çektik Birinci ama sonra. bundan sonra böyle yapacağız Evet. Şampiyonlar Ligi ve maç çıkışı canlı. Formula 1 tabii ki canlı. Ee, Serhan abi'nin Serhan Can'ın tekrar yer alacağı program o da canlı olarak devam tamam edecek. Formula 1 sezonu burada zaten devam ediyor. Tabii. Burada tabii şeyi e, atladım ben biraz önce. Yeni yönetimdeki terfilerden bahsederken sevgili Arhan Ata Pilavoğlu özel yapımlar editörü olarak terfi etti. Bununla beraber bizim çok değer verdiğimiz e, yapımlar Sokates Originals ee, ama fazla değer vermekten programları yetiştiremiyorduk özenmekten. Dolayısıyla senede 3-4 bölüm belki yetiştirebildiğimiz dönemler oldu. Şimdi burada birazcık ritmi, kaliteyi düşürmeden arttırmak istiyoruz. Dolayısıyla Arhan özel yapımların editörü olarak aslında bu sürece dahil oldu. Şimdi yani belli özel bir iki bölümde biraz gecikme olabilir ama ortalama ayda bir Sokates Sorucunuz bölümü yayınlamaya çalışacağız. Efe de çünkü çok yaratıcı süreçte İnanılmaz güzel bir Efe. tasarımcı olduğu ee, için ama tek başına yetişemiyordu. Ama onun işte yani. birazcık yanında böyle bir hafif şey lazım. Aynen. Destek kuvveti lazım. Arhan orada nefis bir destek kuvveti. Ee, Arhan bununla beraber bir başka program <laughs> daha e, planlıyor ama emekleme. o programın ne olduğunu tabii daha tam olarak bilmiyoruz. En azından Emekleme aşamasında da ama da Emekleme aşamasında. Diğer yandan e, Atom'u da yapacak ve e, programcı olarak bir başka program daha yapacak. Yani iki programın yapımcılığını yaparken iki programın da ekran yüzü olarak devam edecek. Bayağı yoğun bir dönem bekliyor onda yani. Show TV iç yapımlar vardı 90'lar. Yıldızlaşan <laughs> iç programlar. Aynen, Aram evet. biraz öyle bir şey Aynen. olacak gerçekten. <laughs> Peki şeye dönersek Mehmet abiyle Mehmet Demirkoğlu'na Emre'nin Emre de Emre Özcan'ın da kendi kanallarında programlar devam edecek. Evet. Hatta Emre biraz daha ritmini arttıracak diye biliyorum. Oradan. Arttırdı bile hatta. Aynen. Sezonun ilk haftası itibaren <laughs> Sokrates Channel Network bünyesinde olan hem <laughs> Mehmet Demirkoğlu YouTube kanalı hem de Emre Özcan YouTube kanalı artık daha aktifler. Geçtiğimiz yıl Mehmet abi e, Galaxy Galaksi rehberini kendi programından yayınlıyordu. E, artık bu sene de oradan devam edeceğiz. Kukla ve Aldente de vardı. Kukla ve Aldente de oradaydı. E, ama bu sene de yine Mehmet abinin pro kanalında programlar yayınlanmaya devam edecek. Tabii ki sokatesi bünyesinde olarak devam edecekler. Bütün çekim prodüksiyon aşaması burada. Emre'nin de ilk 3 hafta ilk 3 maç canlı yayın yaptık. Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray maçlarının ardından ama Emre ile yaptığımız planlama, Emre Özcan YouTube kanalında haftada sadece iki canlı yayın yapmak üzerine. Bazen Fenerbahçe, bazen Beşiktaş, bazen Galatasaray, Emre Özcan'ın YouTube kanalında o hafta maçın ardından konuşulmayacak ama maç biterken az yayın'a girmiyor Emre. Hı hı. Bir saat, iki saat gecikmeyle girecek. Tabii burada izleyiciler haklı olarak sorabilir ya peki hı hı. yani üçüncü gün yayın yapsanız bir tane daha çok mu zor ve kafanız yani niye bu kadar daha az yayın yapmak için çaba gösteriyorsunuz diye. E bunun bir sebebi var. Çünkü Emre ile yaptığımız anlaşma aslında epey program içeriyor. Yani <laughs> Avrupa lokalinde olacak Emre, Bey sokakta olacak, Tardini büfeyi yapacak. Diğer yandan Emre Özcan kanalına Katenaccio'yu çekmeye devam edecek. E bunların dışında bazı programlara konuk olmaya devam edecek. E bütün bunlardan kalan sürede. E bir de maç canlı yayınları var. E maç canlı yayınlarını her takımı kapsamak istediğiniz zaman aslında cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi yapılıyor aslında maçlar. Yani dört evet. gün var. Dolayısıyla dört gün boyunca yayın yapmak gerekirdi. Dolayısıyla biz bir günlük bir karar vermedik aslında. İki günlük bir karar verdik. Dolayısıyla Emre ile haftada iki program üzerine bir anlaşma yaptık. Bu bizim önerdiğimiz bir şeydi. Üç gün veya dört gün değil. O kadar yormak istemedik Emre'yi. Yani sadece Türk futboluna ağırlığını da verip diğerlerinden hafifletmek de istemedik. Tabii bunun dezavantajları olacak haliyle ister istemez. Ya yani hem Yer yer izleyiciler tepki gösterecekler. Hem programın tam yayın günü ve saatinin ezberlenmesi, izleme alışkanlığı otur oturmasına bu minik bir sekte vuracak. Bu doğru ama bu daha başlangıç ve başlangıçta çok zor. Türk futboluna dair bir sene olacakken e, böyle yapmaya biz karar verdik. Bu ileride değişikliğe tabi olabilir tabii. E tabii. Peki planlarımız programlarımız. Tabii bir sürü detay var ama onları evet. zaman zaman zaten yani. seyircilerimiz görecekler onun Hı -hı. üzerine. Hatta görüşlerinizi yorumlarınızı her zaman bekliyoruz. Yine programın altına da ve bundan sonraki dönemde de ki şey onları var. da alacağız. Küçük bir ekleme daha yapayım. Senin bir röportaj serin var. İlhan Özgen'in bir röportaj serisi var. Evet. ve benim var. ayrı ayrı planladığımız seriler var. içeriğini nasıl yapacağımızı Detaylandırmadık ama sezon devam ederken Hı -hı. onları da artık yayınlayacağız, bakalım. Çok güzel. O zaman setle ilgili şimdi evet. teşekkür etmek istediğimiz e, insanlar olabilir diye var. düşünüyorum. Burada emek veren, e, çünkü kaç haftadır e, çalışan insanlar var. İstersen evet. onlardan bahsedelim. Nasıl gerçekleşti bu set tasarımı ve yeni stüdyomuz daha doğrusu? Yani çok zor bir süreç oldu tabii. tabii. Yani burada Bab Mimarlık'tan, işte Yurdare Hüseyin'e, işte Ayçi'ne, İrem Hanım'a hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü e, Euro'nun bitimiyle beraber, başladı ve siz sadece burada tabii arka taraftaki bir takım şeyleri görüyorsunuz. Bütün alttaki konstrüksiyonun değişmesi, bütün çerçevenin sökülmesi, elektrik sisteminin yapılması, havalandırmanın baştan yapılması, bütün ışıkların baştan yapılması, tasarlanması ve bütün bu parçaların üretilip getirilip burada montajının yapılması falan zor bir süreçti. Anca yetişti ucu ucuna yetişti ki hala tam yetişmedi aslında. Evet. Diğer yandan da reji odasının yapılanmasının tamamlanması var. Arka taraftaki depo bölümü tam Bitmedi. Ofisin girişinde bir takım e, yenilemeler var. Onlar daha bitmedi. Ama en azından program çekebilir hale geldik. Ve söz verdikleri gibi yetiştirebildiler. Müthiş bir iş yaptılar. Bununla da kalmadılar. Biz işte geçenlerde bir çok acele bir reaksiyon bölümü çekmiştik. Hı hı. Ve hakikaten görüntü çok iyi değildi. Hı hı. Ama acele telaş yetiştiremediğimiz için işte türbe gibi olmuşuz. <laughs> <laughs> hakikaten hatırlıyorum. yeşil sonu ağırlıklı. Evet. Ee, hemen e, yurduerlerle konuştuk ve hemen dahil oldular sürece Çünkü bu kadar çok ışığın, bu kadar çok sistemin kullanımıyla ilgili birazcık da yani yeni teknolojiler bunlar bize yardımcı olmalarını rica ettik setlerin tasarlanmasında bizim prodüksiyon ekibimize küçük destekler veriyorlar şimdi ve bütün programların her birinin işte kare kare görüntülerini tekrar tasarlıyoruz ee, sağ olsunlar yani bu arada tabii ki şimdi bu görselin ortasında bir de başka bir detay görselimiz var. İşte Sokrates YouTube yazıyor görüyorsunuz. Hı hı. Ee, ve hani oradaki LED ekranlarda belli tasarımlar yansıyacak. Hı hı. Bu tasarımlar için de uzun zamandır uğraşıyorduk. Evet. Oradan bahsediğim pası sana atayım abi. Çünkü çok uzun zamandır bir görsel e, kimlik yenileme ve bütünleştirme aslında. Buradaki bütünleştirme bizim için çok önemli. Çünkü hı hı. dergi olarak kurduğumuz bir Sokrates orada zaten görsel ağırlığının yapısını oturtmuş bir Sokrates vardı. Ki. Bizim için orada görsel iletişim de çok önemliydi. Evet. Yani yazıları veya ne üretiyorsak onu doğru, iyi ve dikkat çekici ve hoş bir görsel de sunabilmek ve eşleştirmek çok önemliydi. Yani göründüğünde ya bu sokatesin görseli, orada logo olmasa da hmm. anlaşılabilmesi bizim için kıymetliydi o yapıyı oluşturmak, bir görsel kimlik de oluşturmak aslında evet. kurumsal kimliğin yanında ee, veya işte bir yazı içerik kimliğinin yanında ve e, aslında son dönemde e, daha doğrusu dergiden sonra diğer mecralara geçtikçe de biraz hep seninle de ortak tanımımızdır ya da genelde şey yaparız, hafif böyle bir derme çatma kat çıkmak. Burada ya, tasarımların kötü olmasıyla alaka değil. Tamamen gayet iyi tasarımcılarla, iyi insanlarla çalıştık ama sonuçta belli bir kimliğin üzerine bir şey inşa ediyorsun ve belli bir zaman içinde hmm. yapmaya çalışıyorsun. O yüzden de belli belli kopukluklar oluşmuştu. Her biri ayrı güzeldi ama birbiriyle o güzellikler ne kadar iyi konuşuyordu. Bizim evet, için çok, çok önemliydi o bağlantılar. O bağlantılar biraz zayıflamıştı. Yani bir Sokrates kimliği başka bir yerde başka bir şekilde gözüküyordu. Başka bir yerde başka bir şekilde. Biz de aylardır bunun için ya bu bütünleştirmeyi nasıl yaparız diye evet. birçok kıymetli insanla da başvurduk, görüştük, tanıştık. Hmm. E, kısa kısa dönem çalıştık ama en sonunda ne dedik köklere dönelim dedik o zaman yani Hüseyinle biz dergiye yapmaya Hüseyinle başlamıştık. Ee, o zaman TBWA'deydi ve Hüseyin Sandık'la tekrar görüştük deyip buradan pası sana atayım ve tamam. Hüseyin bir yandan da YouTube'un bizim için. Yani özellikle de dijital mecramızın görsel kimliğiyle ilgili önemli çalışmalar yaptı. Şu arkada gördüğünüz işte bu ağaç, kestiğinizdeki o sanki yaşına baktığınız o dalgalar veya işte bir yandan parmak izi gibi o Aynen. pattern şey de iz de bizim için önemli ve diğer e, tabii ki fontlar, görsel dünya, görsel kimlik. Hı -hı. Bu yani nasıl çok, oldu bu proje? Çok, çok güzel anlattın. Yani biz tabii senle bir ikili bir ekip olarak geçtiğimiz senenin sonbaharından beridir bu tasarım içine patlatıp evet. duruyoruz. <laughs> İçinden çıkması da çok kolay değil. Çünkü dediğin gibi çıkma kat gibi farklı dönemlerde yapılmış ve birbirine yeterince konuşmayan birçok tasarım vardı. İşte bir paylaşımın fontu bir türlüyken evet. bambaşka bir yerde bambaşka bir dil kullanılabiliyordu. Falan. Sosyal medyaya yansıyan tarafında da sıkıntılar yaşıyorduk bunu yani. Yaşıyordu. birbirinden kopuk olabiliyor. Kesinlikle. Bunu nasıl çözeriz diyorduk ama bunu böyle bürokratikleşmeden, sıkıcılaşmadan ortak bir dil tercüme çok kolay değil çünkü çok farklı ürün tipleri bunlar. Yani YouTube'daki programın diliyle Tabii. Instagram'daki paylaşımın dilini birbirine konuşturmak bir anda sıkıcı bir e, bürokratiklik getirebilir diye ve birçok deneme yaptık ve başaramadık. Çok zorlandık hakikaten. Çok zorlandı. En sonunda ama e, hakikaten dediğin gibi köklere dönüş Hüseyinle yaptığımız çalışmada muazzam bir sonuç çıktı. Yani bir kere çok büyük fark görülmeyebilir. İzleyiciler burada yapılacak çalışmalarda e, tam ve programların kancelerine, görsellerine baktıklarında belki biraz <laughs> daha fazla görebilirler. Beğenenler olabilir, beğenmeyenler olabilir. Bu estetik mevzu her zaman görecelidir tabii çünkü. Ki, tabii ki. Hiç şüphe yok. Ama e, yapılan çalışmanın artık bir bütünlük arz ettiği tartışma götürmez. Ve kurumsal çalışmanın da bizim bu sene başında konuştuğumuz gibi yani derinleşme dediğimiz şey aslında köklerine kendisine sahip çıkma. Daha uzun vadeli bir yolculuk için zeminini güçlendirmeye çalışma. Bu yaptığımız iş. E, bunun üzerinden kendi geleneğimizi artık yeni medya olmamıza rağmen gelenekselleşmeye başlamış içeriklerimizi e, altını çize çize anlattığımız bir tasarım oldu. Dediğin gibi hakikaten ağaç, e, ağacın e, ka katmanları, katmanları hani, ha. veyahut da e, parmak izi gibi bir temelle hazırladı Hüseyin bizi bu yaptığı çalışmayı. Ve program program tabii şimdi biz her program için tek tek çalışıyoruz. Hem setler hem görüntüler hem işte o geçişlerine kadar e, bütün bir ekip aynı anda çalışıyoruz. Çok, çok heyecan verici şeyler. Renk paleti çok de güzel. çok hoş. İşte yazımının yazımının biraz hani hem geçmişte bağ kuruyor hem daha yenilikçi. Evet. Bunlar önemli mesajlar aslında. Evet yani o tasarım dili sonuçta evet. yaptığımız şeyi biraz daha iyi anlatmaya yarıyor. Bir de hem biraz dediğimiz gibi kakafonik bir hale gelmiş tasarımlar. Evet. Hem de Sokates zaten set olarak da, tasarım olarak da, hava olarak da biraz em, gelenekselleşmiş olmaktan ziyade eskimeye yüz tutmuş bir görüntü veriyordu. Bunun hangi görüntüyü verdiğini seçmek sizin elinizde ama Hı. bunu tasarımla da görsel dille de havayla da iyi anlatmak lazım. E biz bunu iyi anlatmak için de tabii şimdi tasarım'a çok özel bir tabii. özen gösterdik. Hüseyin sandığa da hakikaten teşekkür ediyorum. Muazzam e iş çıkarıyordu. Oradan ben bağlantı kurayım bari. Senin attığın pastan, Hüseyin sandık dediğin için. Hı hı. Hüseyin zaten hani dergide şimdi en son tekrar bir buçuk sene sonra tekrar çıkardığımız hı hı. özel sayıda da iki kapağı da çizdi zaten. Hı hı. Hep derginin kreatif direktörü olmaya devam etti. E, o yüzden. Tekrar başka alanlarda çalışmak keyifli ve güzel Çok. onu görüyorum ki dergilerde de çalışmaya devam edeceğiz eğer kendisi bizi bırakmasın bu yoğunlukta <laughs> işin şakası tabii ki o yine yıl sonra bir sayı yapmayı hani planlıyoruz tabi ilk sayıda eleştiriler de geldi beğeniler de geldi onların hepsini alıyoruz ki biraz sıkışık zamanda biraz aslında iki ayrı konuyu da işleyelim diye yaptığımız bir sayıydı. O yüzden de mesela futbol severler niye olimpiyat fazla diye eleştiren çok oldu. Olimpiyatta niye tüm olimpiyat değil diyen çok oldu. Bak. Ama şimdi mesela biraz daha konsolide edebileceğimiz... Euro kısmı biraz daha yetersiz bulundu sanıyorum haklı evet, olarak. Işte sayfa sayısı, evet işte sayfa sayısı. Aynen kesinlikle. Ama biz işte 3-4 ay boyunca rafta kalacak bir sayı yaptığımız için normalde hep geçmişten okuyucularım şey alışıklar. Aylık döngüye alışıklar. Doğru. Aylık döngüde sonuçta... O ay kalacağı için sonuçta daha yakına hitap ediyorsun. Ama biz sonra olimpiyat döneminde de rafta kalacağımız için tabii onu hesap ederek yapmıştık. Hmm. Ama bizim için de farklı bir deneyim oldu. Çünkü hep ay ay yapmaya alışmışız. Üç aylık, dört aylık, beş aylık dergi yapmak başka bir ritim hmm. gerçekten. Şimdi o ritme tekrar alışarak devam edeceğiz. Biraz o pası atmış olacağız diye düşünüyorum. Ve yine e, yıl sonu altı ayda bir o sayı çıkarma planımız devam ediyor. Aralıkta. Not söyleyeyim. Söyleyeyim. Aynen aralıkta. Ve oradan da şuna pas atayım. Madem sosyal medya dedik. Çünkü bizim sosyal medya e, tarafı da önemli. Sonuçta Sokates'in. Bize herkes tanımak zorunda değil veya herkes bir şeyler izlemek zorunda değil sosyal medyadan da bir yüzümüz var. O yüzdeki iletişimimiz de bizim için kıymetli ama oradan karşı iletişim de alıyoruz. Tamam. Orada bu son dönemde bazı istemediğimiz şeyler oldu veya geleceğe dair aslında bizi zaten geçmişten beri düşündüren daha önceki biz bizelerde de veya kendi aramızdaki sohbetlerde konuştuğumuz hani ya sosyal medyada ne yapmalıyız? Nasıl bir şuraya mı uzamalıyız, buraya mı kısalmalıyız tadında bir ya da iletişimi nasıl kurmalıyız tadında sürüncemeler biz de yaşıyorduk. Tabii. Onları istersen özetleyeyim abi çünkü bizim için önemli bir sosyal medyada da bir hem bir yandan içerik politikası değişimi olacak hem de bu geçmiş dönemden bazı şeyler halde değinmek isteriz. Evet bu sosyal medya konusu bizim <laughs> kafamızı epey karıştıran bir konu oldu bir süre. Hı hı. E, çünkü diğer, bir taraftan yani sosyal medya Türkiye'de ve dünyada en nihayetinde özellikle insanların konuşmasına Türkiye gibi daha da izin verilmeyen yerlerde ifade özgürlüğünün mecralarından biri oldu. Hatta yani özellikle Twitter 2011'de başlayarak aktivist bir platformdu. Ve e, dünyada toplumların siyasetçileri, siyaseti ve şirketleri bütün bu iktidarı aslında şekillendirmek için sesini çıkarabildiği bir mecra olarak hayata başladı. Ve çok önemli sosyal medya. Dolayısıyla sosyal medyadan bize tabii çok eleştiri gelir, çok yorum gelir. Bunların bir kısmı dalga geçmedir, bir kısmı aşağılamadır, bir kısmı kızgınlıktır, bir kısmı övgüdür fark etmez. Bunlara her zaman açık olmak gerekir. Çünkü zaten engel olan engel olunmaya çalışılan bir şey bu ifade ve hani cildinizin de biraz kalın olması gerekir. Sosyal medyada var olan özellikle yeni medyada var olan bir şirketseniz. Biz de zaten bu çizgide Tabii ilerliyoruz ki. hep. Tabii. Yani o yüzden işte insanları dava etmeler bilmem neler saldırma hiçbir şey yapmayız. Ters reaksiyonla göstermeyiz. Bazen görürsünüz hani çok ayıp ettikleri falan insanların. Ama bu işin doğası Üçlük Çünkü şey bozulmamak evet. evet. gerekir. Evet. Ve bu hakkı her zaman başkaları için de size saldırıya dönüşte, dönüştüğü zaman bile korumak gerekir. Diğer yandan Sokrates'i bir kenara bırakarak söylüyorum. Sokrates'teki programcılar hatta spor medyasının tamamına bu artık kulüpçülük mü dersiniz veya bambaşka Twitter'a... Twitter sanıyorum biraz değişti. Bu artık Elon Musk'ın almasıyla algoritmanın değişmesiyle mi oldu? Evet, bayağı değişti gerçekten. Nasıl oldu bilmiyorum ama yani iki sene önceki Twitter ile bugünkü Twitter çok farklılar birilerinden. Ee, ve bu e, tuhaf bir şeye dönmeye başladı yavaş yavaş. Örnek vereyim. Mesela e, diyelim ki işte şey yapıyoruz. Euro turnuvasında epey bir eleştiri geldi. Programlara, programcılara da çok eleştiri geldi. Bakıyorum mesela <laughs> işte Türkiye'nin maçından sonra sevgili Emre programda işte tartışma var. İşte Montella gitmeli mi kalmalı mı diye. O da kendince, kendince makul görüşünü açıklayarak hani bence bu iyi bir fikir değil göndermek diye hani diskura kendi fikrini atıyor. Başka bir sürü insanın fikriyle çarpışacak bir fikir bu. Paylaşılıyor bu sosyal medyada. Bakıyorsun altına köpek yazmış hep, tamam mı Emre'ye? Ya geçtiğimiz bir sene boyunca bütün spor medyası üzerinde çok yaşanmış. Ee, bir mevzuat. Ee, programcılar, yorumcular üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuldu. Ee, bu çok tehlikeli aslında. Çünkü Bilin, bilinçli bir iptal kültürü oldu aslında. E, bir iptal hı, kültürüne hı. dönüştü ve bu çok tehlikeli hı. çünkü bu eninde sonunda spor medyasındaki insanların ekrana çıktığında düşündüklerini söyleyememesine varacak bir süreç olur. Ee, ya bir kulübe sığınmak, tek bir kulübün yorumcusu olmak ya da aslında hiçbir şey söylememek gibi bir yere sevk etmeye çalışıyor. Şimdi bizim de sokak test istediğimiz şey bunun tam tersi. Evet. İnsanların programda ekrana çıktıklarında arkadaşlarına söyler gibi düşündükleri özgürce her şeyi söylemeleri ve bunu söylerken hata yapabilirler. espri yapıyorlarsa espri yapabilirler. Hata yaparlarsa düzeltirler çünkü. Zaten ertesi gün düzeltirler. Daha sonra düzeltirler. Tabii. Veya Tabii. düzeltmezler. Tepki alırlar. Bu kendi bilecekleri iş ama bu doğal akışında olduğu halde ancak anlamı ifade eden bir iş. Bu yapılan iş. Dolayısıyla biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sağlamak için de yarın bir gün birisi gittiğinde işte Emre ben Montella ayrılmasını istiyorum dediğinde altına köpek yazarsa engelleyeceğiz artık. Çünkü bu tehlikeli bir yoldur normalde. Fikir özgürlüğü şeyde bitiyor çünkü ya. Yani, bunu da söylemek tuhaf oluyor da. Nefret dili meselesi. Yani Nefret evet. dili birilerini şiddete ve nefrete sürükleyecek dil kullandığın anda ya da oraya doğru giden bir yapıda bir yolu seçtiğin anda zaten evet. o ifade özgürlüğünden çıkmaya başlıyor artık çünkü. Başka evet, türlü evet. bir şiddete bir suça giriyor çünkü. Yüzde yüz. Bir de yani. biz de alan açmış gibi oluyoruz. Yani e orada biz bu paylaşımı yapıyoruz. Altında bir takım insanlar işte bizde program yapan insanları iptal etmeye yönelik, Hı. aşağılamaya yönelik bir alay şey yazıyorlar. Biz de sessizce izliyoruz. Bu tabii yayıncı olarak e, görevimizi yerine getirmememiz de <laughs> anlamına da geliyor. Çünkü biz bu insanların Rahatça konuşma alanını muhafaza etmek için çaba göstermek zorundayız. Bunu beceremeyebiliriz. Bunun için her zaman doğru yöntemi uygulamayabiliriz. Ama bunun için kayıtsız kalıp sessiz kalmak yapacağımız en son şey olmalı. Evet. Dolayısıyla bir kere en basit şeylerden bir tanesi yapıp engelleyeceğiz. Dolayısıyla orada girip köpek diyebilirsiniz ama bunu bir kere diyebilirsiniz. Evet. Biz bunu teşvik eden evet. bir Eleştirmek istiyorsanız eleştirebilirsiniz bu arada. Başka bir şey onda bir sorun ama yok ama eleştirme biçimi ve dili çok önemli. yani. E, e, ağır hakaret evet. veya iptal etmeyenlik e, evet. çalışmalarla karşılaştığımız zaman... Engelleyeceğiz. YouTube'da, Twitter'da, Instagram'da fark etmek için engelleyeceğiz. Buna ben izleyicilerden de olumlu cevap gelebilir diye umuyorum. Ee, onların da çünkü izledikleri alanda bu e, angajmandan çok rahatsız olduklarına dair paylaşımlar gördüm. Ama tabii bunun için sizin fikriniz önemli. Tabii. Yani bu program bittikten sonra bize lütfen bu bahsettiğimiz politika ile ilgili ne düşündüğünüzü lütfen yazın. Çünkü bu programı izleyenlerin sokratesi yakından takip eden, evet. merak eden izleyiciler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun çok sert olduğunu mu düşünüyorsunuz veya bunu teşvik mi edersiniz? Siz bu politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu konuda görüşleriniz bizim için önemli. Program bittiğinde yazdıklarınızı merak içinde aşağıda okuyor olacağız. Mesela başkasına örnek vermeyeyim. Kendi örnek vereyim. Hani şey olmasın yani spekülasyon olmasın. Bu en son bizim çok iyi de çok severim de Onur'la açılış törenini töreni konuşurken sonuçta farklı iki fikir yani Hı -hı. sahibiz o anda konuştuk. Birbirimizi fikirini eleştirdik veya şey yaptık. Hani şey, eleştiriler de daha doğrusu yorumlar da bunun üzerinden bir tabii gruplaşma olmuş ama... Hiçbir mesela öfke dili yok. Ya yani Bana mesela dal geçmişler işte. Sen de tamam yeter artık Fransız kimliğini verecekler diye. Bence bunu yazmakta hiçbir sıkıntı yok. Bu tatlı, esprili bir eleştiri yani. Diyor ki hani yeterince savunmadın mı diyor. Hı -hı. Sorun mu değil mesela. Sorun bunun başka türlü bir dile gitmesi. Ama seyircimiz derse ki ya bu konuda da bence Sokrates böyle bakmamalı derse o eleştiriyi de alırız tabii ki. Yani senin söylediğin o, onu da tekrar yenileyin. ama bu, programcıların... bu konudaki fikir ya da yaklaşım değişikliğimize dair düşüncelerinizi de almayı tabii. isteriz. Muhakkak ama programcıların Hı -hı. E, programlarda daha rahat hissedip, Sokrates'e özgü olarak söylemiyorum. Bütün spor medyası için hı hı. söylüyorum bunu. Daha rahat hissedip düşündüklerini söyleyebildikleri ve hani bir takım insanlarda sinirlenirse sinirlensin diye rahatça hı hı. konuşabildikleri ortamı sağlamak bizim görevimiz. Dolayısıyla evet. bunun için çalışmaya devam etmek zorundayız. Bu yöntemler dışında aklımıza bir şeyler gelirse bunları da yapmaya çalışacağız. Tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi programlarımızı telkin etmek ve yayıncı olarak güven vermek. Yani burada tabii sonuç olarak biz zırt pırt gelen tepkilerden dolayı programları değiştirmeye falan kalkıyor olsak zaten boşa çıkar bunlar. Doğru. Tavrımız da bunu sağlamak zaten yapmaya çalıştığımız şey. Kesinlikle. Ee, ama şeyi de söylemek lazım. Bence bu işin önemli parçalarından bir tanesi. İşin aslı e, bizim geçtiğimiz yıl boyunca şimdiye kadar en çok tepki çektiğimiz yani programcılarımızla ve kurum olarak en çok tepki çektiğimiz seneyi yaşadık. Çok değişik alanlardı. yani Arhan'a tuhaf, biraz Arhan'a bile tuhaf saldırılar oldu. Çok acayip. Ee, Sokates'le ilgili de çok eleştiri oldu ki haklıdır. Eleştiriye hiçbir itirazım yok. İnsanlar beğenmek zorunda değil çünkü. Kişisel bir şeydi sonuçta. Ee, bunun şöyle bir etkisi oldu. İlginçtir. Ee, geçen bir sene Sokates'in e, toplam, Sokates YouTube'un 2018 e, Şubat'tan başlayan ömründeki en yüksek toplam izlenmeyi aldığı sene oldu. Açık ara. E biz bahsettiğimiz şekilde bu tabii başka şeylerin de etkisiyle e, karlılık problemini hallettik. Ciro olarak çok çok sert bir büyüme gerçekleştirdik. E, beklenmedik, oransız bir büyüme gerçekleştirdik biraz. Bu tabii ki Euro'nun da etkisi var, Reflect'in de etkisi var, Ürünç'e bir sürü şeyin etkisi var. Sokates Channel Network'ün etkisi var, Club'ın var, var, oğlu var. E, ama sokate Stüdyo'nun da var. E, bu en ağır eleştirilere uğurlayan programlar kendi alanında sektör lideri olmaya devam ettiler. hı. <laughs> Ee, programcılar da keza ee, ve bunun Euro'da artçısını izledik. Euro'da e, çok sık ve çok fazla eleştiri ve linç diyeceğim ama linç dememek lazım. Linç hafiflet demek lazım. Toplu tepki e, çektik çok. Bunların da şöyle bir sonucu oldu. Sokrates Euro'da e, TRT'den sonra tabii Türkiye'de en çok izlenen spor yayıncısı oldu toplamda. Sokrates Euro'da İnan'a mesela bir takım eleştiriler gelmişti. Ertesi gün çıktığı yayında İnan'ın e, o günde, o yayında en çok canlı izleyici çeken yayını yaptı İnan yani, o gün. E, toplamda en çok e, abone artışını yakalayan yer oldu. Bizim için rekor bir abone artışı oldu. Yani Ona biz, gelecektim ben de aynen. Biz yani yaklaşık bir 30 güne aşk, biraz aşkın bir süre içinde 80 bin abone kazandık. Sokrates'in şimdiye kadar elde ettiği abonelerin %10'dan fazlası sadece Euro'da geldi. Hatta Google'la direkt karşılıklı raporlamayla ile direkt muhataplarımızla çalışıyoruz. Google'dan gelen rapora göre Euro 2024'te Sokratesin programları 9.5 milyon özgün cihaza ulaştı. Bunların yüzde 38'i smart screen. Google'ın bize söylediğine göre. Bunun hesaplamasının doğruluğunu tabii ki bilemiyoruz. Bana biraz daha az olabilir gibi gelmişti ama Google söylüyor. Onların söylediklerinden gidelim. Ee, toplamda 21,5 milyon özgün kişiye ulaştığını söylediler bu yayınların. Hadi diyelim fazla söyledi Google. Zannetmiyorum ama 16 milyon olsun ne fark eder. Ee, şimdi dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Ee, tepki çektiğimiz zaman gündeme geldiği için bu programlar ve programcılar biz bunu bütün sene gözlemledik. Evet. Daha fazla izleniyorlar, İşler matematiksel olarak, metrik olarak daha başarılı gidiyor. Sokates daha çok abone kazanıyor, daha fazla gündemde oluyor, programlar daha çok izleniyor ve sonuçta daha yüksek gelir elde ediliyor. Ama şunun altını çizmek lazım: bizim istediğimiz bu değil. Ee, yani tabii ki izlenmek önemli, tabii ki abone kazanmak önemli, başarı metrikleri bunların hepsi bize çok fayda sağlayan e, göstergeler. Ama tepki çekerek bunu yapmak çok bu tehlikeli şey, bir yöntem. BG evinde kavga çıkarırlar diye. Ya, evet. Hani yani bunu gibi. yapan Öyle çok bir şey yapmıyoruz bu arada biz yani. Hayır Öyle tabii. Bir yani. Bunu yapan birçok kurum var dünyada yani. Yani bu öfkeli akış üzerinden evet. e, işini yürüten çok kurum var. Ama biz bunun tam tersini istiyoruz. Yani evet. te yanlış anlaşılmasın. Tepki olmasın gibi bir talebimiz falan asla yok. Ama programcıların ifade alanını sıkıştırmaya yönelik, eee iptale yönelik veya aşağılamaya öfk Sert bir öfkeyle yapılan paylaşımları gördüğümüz zaman o insanları muhafaza etmek için elimizden geleni yapacağız. Biz de tabii ki dediğimiz gibi bu böyle bir provokasyon yaparak, bunu arttırarak, bunun üzerine giderek çalışsak aslında çok daha hızlı bir iş. Matrix'te şey vardır hani film, Yapmayacağız. filmden bahsediyorum. Böyle bir sese ve şeye duyarlıdır ya sentineller hani şu gider. Böyle tuhaf bir sentetik sentinel şey oluştu Twitter'da, evet. sosyal medyada özellikle. Yani Mesela bir tweet atılıyor, bir şey atılıyor, birisi bir şey yayıyor, istediği gibi evet. yayabiliyor. Post truth dediğimiz şey bu zaten yani hani kendi evet. gerçeklerini oluşturuyor ve artık gerçeğin ötesine geçiyoruz. Kimse onu check etmeden, kontrol etmeden, bilginin özüne gitmeden, hatta bunu gazeteciler falan da yapıyorlar. Mesela bu işte son olimpiyat oyunlarında şey oldu biliyorsunuz yani. E, cinsiyet tartışması oldu falan. Orada da mesela bilgi gerçek bilgiye ulaşmadan araştırmacı gazeteciler dahi hatalar Doğru. yaptılar. Hemen yargıya vardılar, yaftaladılar, hemen eee sıfatları ve etiketleri yapıştırdılar. Ona göre sosyal medyada o sentineller hemen çünkü oraya kümeleniyor ama tweet'ler tıt tıt diye böyle bir bir anda bütün duvarı kaplıyor. Hani Çok o bilim kurgu filmlerine gelir yani duvarı hı. kaplıyor. E, o açıdan da insanların daha bence dikkatli olmaya özen göstermeleri hmm. lazım. Önüne gelen her bilgiye hemen inanmaması gereken bir çağdayız çünkü. Evet. Yani eğer e, bu da mesela bazen oluyor. Mesela bizden bir şey de paylaşılıp hemen eee provoke edilebiliyor. Yani çok provokasyon normal. kelimesi hiç kullanmayı sevmiyorum da çok e, yanlış kullanılan artık içi boşaltılan bir kelimeye olmuştu çünkü. Doğru. Hata Ama yapanlar yandan da bunu çok söylüyor. Bunlar provokasyon kardeşim. Mesela işte o yüzden hani Doğru onu gibi. da seyircilerimize ben nacizane şey davet etmek isterim. Biraz daha sakin, sağduyulu bakmaya. Bazen onun arkasında ne olup bittiğini, bütün bütünün ortasında nerede duruyor mesela söyleyen Bağlamın neresinde duruyor. Çünkü o çekip çıkarırsın. Buradan da mesela bir cümleyi alıp başka bir şey atabilirler abi mesela. Sen burada bir şey anlattın. Doğru. Bir cümle çekerler hemen başka bir bence gerçeklik burada... oluşturulabiliyor. Bunu anlatmak istedim çünkü çok var bunun örneği. Bize Sokak. de çok denk Sokak. geliyor yani. Çok Herkes çok doluyor tabii bu tür şeylerle ama evet. bence burada şunun altını çizmek lazım. Yani Sonuçta insanlar istedikleri gibi davranacaklar. Tabii ki. Eve buna dair yapabileceğimiz bir şey yok. Aynen. Burada önemli olan biz buradaki programcıları rahat konuşacakları şekilde muhafaza ederken şunun altını çizeceğiz. Zaten biz istemedikçe veya izin vermedikçe hiçbir zaman hiçbir şey değişmez. Doğru, çok basit. Aynen. O yüzden evet. eninde sonunda çok rahat olabiliriz. Ve insanların tabii ki e, düşüncelerini her zaman söyleyebileceği bir yer muhakkak burası muhakkak ki. Açısından. Burada evet. şey ekleyebiliriz belki e, sene sonunda e, Aralık'la beraber. Ah, ya evet. Bu çünkü bir mesafe yaratıyor isterseniz. Doğru. Ya bu Doğru. tehlikeli de bir yoldur zaten. Yani Twitter'da artık eskisine göre zaten daha az paylaşım yapacağız çünkü oradaki etkileşime daha az talibiz. Bir şey denir ya diyor. politikacı sokaktan koptu dediler. Evet e, bu da mümkün abi kesin. <laughs> ya bu da mümkün. Sokaktan sokak kopmamak artık. lazım. Evet yani. sokak değil artık. Allah arkaya aslanıyorum kendi kendime. Yani. <laughs> Twitter ya, sokak değil artık. Biz evet, ne yapacağız bu arada? Değil. Onu konuşalım. Ya, onu söylemek lazım. Bu Çünkü Hı -hı. tehlikeli bir yol bir taraftan. Hı -hı. Yani burada hani engelliyoruz ediyoruz bize hiçbir şey olmaz dediğinizde bir anda kendinizi birazcık dev aynasında görüp e, <laughs> insanları çok görmezden geldiğiniz bir yola da girebilirsiniz. Oysa bu hassas bir yol. Bunu hep dikkatle yürüteceğiz ve sene boyunca üzerine hep düşüneceğiz bunu. Fil dişinden kuleye yapmıyoruz yani. E yapmamak ha. için ha. ve böyle bir şey olmasına engel olduğumuzdan emin olmak için, ha. izleyicilerle biraz daha yakın teması güçlendirmek için aralıkta başlayarak e, izleyici buluşmaları yapacağız. Epey kalabalık. Hı hı. E, ve burada programlarımız da olacak. Uzun süreler boyunca, yani uzun saatlerce orada oturup hakikaten bütün eleştirilerini, bütün sorularını açık açık, olanca açıklığıyla tek tek tane tane cevaplayacağız. Burada en sert sorularda olabilir, Tabii ki. acımasız sorularda olabilir. Yani. Biz bunların hepsini insanların karşısına oturup cevaplamak için Yayın ve onların mı? fikirlerini almak ve dinlemek için bu toplantıları yapmaya başlayacağız. Yayını olma Çünkü ihtimali de olabilir şey. galiba. Öyle öyle diyorsun Öl, sen değil mi? Üç. Var ihtimali var. Riskli değil mi? Onu... Çok rahat cevap verdiğimiz şeyler internette bir anda oradan bir cımbızlamamızla falan. Bir canlı yapmayacağız zaten onun yayını. Öyle doğru. var. İki banttan yaptığımız zaman da zaten o artık şeyi anlayabiliyoruz. O samimiyeti ve onu neden söylediğini, gerçekten Hı -hı. neden yaptığını ama gerçekten bunu dert edinen gidelim Sokates'in yaptığı bu organizasyona katılalım ve kendimizi öne çıkaralım. Derdinde çok fazla insan olacağını ha, sanmıyorum. Zaten, zaten. Evet, öyle çok bir. Çok güzel olur tabii. Öyle çok durum var. Onu büyük ihtimalle prodüksiyonlu vekille de konuşup halletmeye çalışacağız. Tamam abi Peki o zaman e, Premier League'le ilgili beni demin e, fantazi takımı yaparken yakaladı evet. Övünç. Peki hem Premier League hem de diğer konularla ilgili de tabii ki başka uygulamaların da olacağı bir web sitesi dönemine giriyoruz. Evet. Web sitemiz de çünkü bir süredir daha çok yazı arşivimiz gibi ya da belli e, bizle ilgili bağlantılar ulaşabildiğiniz bir mecra olarak kullanıyorduk. Ama aslında biraz daha hareketleneceğini söyleyelim e, Eşin Sokrates tarafından. Burada sözü sana atayım öğünç. Artık Rival'da Sokrates bünyesinde olup da Rival'da çalışan ekip orada değil ve de, e, internet sitemizdeler. Sokrates.com'da. Orada görev sürelerinin sonuna geldik. Tamam. Evet oradaki görev süreleri tamamlandı ve e, Sokrates internet sitesi, web sitesi de hem yazıların yer alacağı içeriklerin yer alacağı bir yer haline dönüşecek. Zamanla orası da kendini üstüne koya koya YouTube kanalının olduğu gibi büyütmeye devam edecek gibi geliyor bana. Bu da Ali Çolak onun başında. Evet Ali Çolak'ın. Ee, evet, de, tamamen ücretsiz olmaya devam edecek. E, tabii burası. Tabii ki ücretsiz olacak. Bir, e, dergide abonelikte bir abonelik sistemi vardı daha önce ama öyle bir sistem, <laughs> sistem burada kullanmayacağız. Evet. Canım. yazı okuma alışkanlığı olan, yazı okumayı seven <laughs> insanlar için. <laughs> Yazıyla kastın aslında makale kastın. Tabii 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 makale, uzun long formlar, uzun işte araştırma dosyaları falan. <laughs> Onların da tekrar aslında dijitalde olması bizim için kıymetli olacak. Yani sokatesin e, web evet. sitesinde olması. Evet. Yine evet. dergi şimdi oraya yükleneceğini tabii ki söyleyelim. Tabii ki ücretsiz olacak ama. Ücretsiz ama olur. şunu da söyleyelim dergi çıktıktan bir 6 ay sonra yükleyeceğiz. Tabii tabii artık ayda değil de abonelik almayacağız çünkü 6 ayda bir çıkan bir dergi için oradan dijital evet. abonelik alınmaz yani. Evet. Nasıl bunu artık yürüteceksiniz? Biraz deli saçması. Eski bankerler <laughs> gibi yapalım mı? <ama. gülüyor> <laughs> <laughs> <gül İki aylık dergi parası <laughs> evet. için şakası tabii ki. Peki, ağzına sağlık. Vallahi ağzına Vallahi... sağlık ya. Ee, bir çok sürü gelişme riskli, vardı. Toparlamak kolay değil. Çok de. sosyal medya konusunda toplam atabildik bence. Yani bu kolay bir konu değil çünkü. Evet. Ama izleyicilerin bu konudaki fikrini ben oldukça merak ediyorum. Kesinlikle. Ee, ne düşünüyorlar? Tavrımızı cesaretlendirirler mi? Riskli mi bulurlar? Önerecekleri, uyaracakları şeyler var mı? Biz önümüzdeki bir sene boyunca herhalde, belki daha uzun, Sokrates'teki insanların rahat konuşmasını sağlamak için bu konulara bol bol kafa yoracağız öyle. Öğünç tekrar başarılar. Kolay gelsin. Abi. Uğur Ozan tekrar teşekkürler. Ee, Can tekrar teşekkürler. Tüm Hepinize başarılar şey. dileyelim. Aynen. Bugün burada bizle beraber olan Aynen. kameraman arkadaşlarımız içeride, prodüksiyon ekibi, Bekir'in ekibi hala oradalar. Rejideler, sesçimizden kurucularımıza kadar tüm ekibimiz her zaman olduğu gibi çok sağlam. Pazarlama reklam ekibimiz çok sağlam. Onur Erden... bu, bu çok önemliydi. Yani bu son iki pazarlama ekibi ve pazarlama ile ilgili bir tüyo <laughs> girebilir bir bilgi tamam. girebilir miyim evet. acaba? Yani? <laughs> Armağan Ükün delirdi. Ha. Evet. Armağan ikinci delirdi. Şu an biz tabii e, derinleşme dediğimiz... Sen iyi de... anlamda söylüyorsun tabii onu yani. İyi evet anlamda yoksa delirdim. zaten normal haline deli diyoruz. <laughs> Haberlerle Abi Londra merkeze girdiğinde deli diye bağlanıyor. E tabii biliyorsun. doğru. doğru. E, altında ünvan olarak deli <laughs> yazıyordu yani. Ee, hani reklamcı değil, işte yurt dışında yaşayan taraftar, Liverpool taraftarı değil, hani deli yazıyor direkt. Dolayısıyla evet. hani üst kimliği armağanın deli zaten. Yıllardır, ama hayır, daha da deli. Yılların kıdemli reklamcısı ya da ee, şey değil. Ya de, işin şakası bu şimdi. <laughs> Arkadaşımıza da saygısızlık yapıyorum, algılanmasın <laughs> izleyiciler tarafından. Evet. Kendi aramızda konuşur gibi konuşuyoruz ama. Şimdi biz burada tabii bu derinleşmeden bahsettiğimiz süreçte, hani tasarımlar, setler, içerideki organizasyon, birçok başka şeyi daha derleyip toparlayıp geliştirmeye çalışırken, bir yandan da pazarlamaya önem vermeye başladık. Dolayısıyla daha önce olduğundan epey daha yüksek bütçeli bütç ee, Aynı anda birçok kampanya aktif olarak yürüyor. Özellikle bunlar dijital yayınlara yönelik yapılan kampanyalar. Şimdi Armağan'ın yaptığı kampanyalarda elde ettiği başarıyla tabii abone sayılarının artışının doğru orantısı var. Şimdi mesela Emre'nin kanalı, Emre Özcan Sokrates kanalında da çok hızlı bir abone artışı sağlandı. Aynı anda orada bir kampanya yürüyor. Yarın Sokrates'in kendi kanalı için dört aktif kampanya birden devreye girecek. Dolayısıyla burada izleyicilerin gördüğünün de ötesinde Sokrates'in külliyatının izlenmesi çok hızlı artmaya başladı. Yani sizin yeni çıkan programlar dışında aslında takip etmediğiniz iki yıl önce çıkmış, üç yıl önce çıkmış işte atomun bölümleri mesela uçtu şu an. İşte Demirkol'un Galaksi Rehberi bölümlerinde acayip bir patlama var. Özellikle zamansız programlarda e, müthiş bir çıkış var. Bu da bizi çok mutlu ediyor çünkü bizim yapmak istediğimiz şey, derinleşme dediğimiz şey, bu geleneği korumak dediğimiz şey. Hatta biraz önce anlattığımız gibi bu yeni kurumların da girmesiyle Türk e, maçlarından sonra canlı yayın alanına e, sıkışmış 30'a girmeden e, geniş bir alanda yayıncılık yapmak istediğimiz şey en nihayetinde zamansız içeriklerin üstüne birazcık daha düşmek. O yüzden işte Sokates Originals sayısı artıyor. O yüzden röportajların sayısı artıyor. Bunun gibi daha birçok çalışmamız olacak. E şimdi burada tabii e, pazarlamanın buradaki başarısı da çok önemliydi. Bize çok büyük güç verdi. Yani öyle bir güç verdi ki yardıracağız biz artık. Tabii Arman'la en çok çalışan insanlardan biriyim. Yani şans mı şanssızlık mı bilmiyorum. Programla yapıyoruz. Ee, ama hakikaten bu arada övgüyü hak ediyordu şunu yani. Şunu söyleyeyim. Organizasyonda en sistemli çalışan adam bir kere. İşte vereyim. övgüyü hak ediyor onu diyecektim. Hmm. Hatta şu arkada gördüğünüz Reflect ürünlerimizin de projesi devam ediyor ki Arman evet. onlarla da ilgileniyor. Kesinlikle. beraber uğraşıyoruz hep Aynen. beraber. O yüzden tabii Reflect'te de çalışmamız devam edecek. O evet. de unutmadan söyleyeyim istedim. Bahsetmediğim mecramız kalmadı galiba değil mi? Web sitesinden bahsettik, hepsinden bahsettik. Evet. E, Reflect'te de hatırlattık tabii ki. Son mecramız tek başına bir <laughs> Onur Erdem. Onur Erdem. Artık ha. yüzü Aynen. eskimesin diye ekranlara çıkmayı Tabii artık. ekranlara çıkmakla tereddüt yaşayan ama <laughs> onun yerine modada bir kahvede insanlara Tabii. yüzünü göstermekten de çekinmeyen bir arkadaş haline geldi. Biz de bu ara biraz <laughs> boksla da <gülüyor> şey yaptı uğraştı. Neyse, espri yapmıyorsunuz. Önümüzdeki bugün yayını tamam. çok iyidir, çok severim de. Ya o da yani, da son yayınında da şey yapabilirsiniz, hmm. bakabilirsiniz. Peki o zaman e, bu arada şeyi de tavsiye edelim. Yeni yayınlarımızla ilgili tabii ki Berişe'lere yine o tanıtım videomuzdan da ulaşabilirsiniz. Çok evet güzel evet video. Orada da e, çalışan arkadaşlarımız e, hem prodüksiyondan hem diğer departmanlarda çalışan arkadaşlarımız da oynuyorlar. O yüzden çok tatlı oldu. Mutfaktaki yani Sokates'in mutfağında birçok insan var çünkü evet. onların emeği olmadan bu iş yön, dönmez yürümez o yüzden özelle olmadan ediyoruz. çok zor. Ee, Sokates Club'da da değişiklikler. <laughs> bir gün geniş geniş çalınacaktır evet. onu çalır Özgül farklı isimlerle farklı konuklarla hem uzun soluklu hem de kısa kısa programlar yapacak orası da başka bir yere gidiyor. Evet. Çağıl'a da buradan sevgiler. Oradan da bahsedeceğiz. O önümüzdeki evet. Eylül-Ekim'de özellikle daha Eylül'ün son haftası. 23'ünde galiba Club evet. sezon başlangıcını veriyor. Zaten onu ayrıca anlatacağız. Çünkü Club'da da bir yeniden yapılanma evet. var deyip E tamamen spor dışında ha. bambaşka bir yere dönüşüyor orası. Evet. Çok güzel bir program hazırlanıyor. Görsel dili de baştan tasarlandı ama onu sonra anlatırız. Tamam. O zaman az sonra diyoruz onu. Yani daha doğrusu bir süre sonra diyoruz. Evet. O zaman ağzınıza sağlık tekrar. Ee, biz de artık, biz bize de veda ediyoruz. Tabii biz bize program bölümlerimiz bundan sonraki süreçlerde Sokrates'te bazı şeyler oldukça veya geleceği dair planlar oldukça, haberlerimiz oldukça yine yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince toplanacağız burada bu masanın etrafında. Ee, Sokrates e, YouTube kanalında, stüdyoda yeni yayın dönemimiz başladı. Diğer mecralarda da hızlı bir süreç var ve ne diyoruz? Sokrates'te projeler bitmez ama bir yandan da derinleşir veya dikeyi e, veya enlemesine farklı gelişmeler olabilir. <laughs> O yüzden burada ne zaman gelişme olsa buradan söz edeceğiz. buradan bağlanacağız. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.